Merhaba arkadaşlar. Bu akşam sizlerle gelincik çiçeğini yapacağız. Şimdi gelincik çiçeğini yapmak için bize 6 adet 6 santimlik kurdele lazım. Şimdi arkadaşlar ben şu şekilde kendime santimler ayarladım. Bunlar gömleklerin içinde satılan şeylerden. Bunlardan ben 6 santim, 4 santim bütün santimlerini ayarladım. Şimdi şu şekilde kurdelemi geçiriyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Bunu gösteriyorum ki siz de bu tür santimler elde edebilirsiniz. İşiniz daha da kolaylaşır. Çünkü devamlı yapan insanlar olarak bayağı bir vakit alıyor kurdele kesmesi. Şu şekilde 6 tane 6 santimlik kurdele kestim. Kurdelem de görünüyordur inşallah. Şu şekilde 2 santimlik kurdele. Şimdi burada 6 tane kurdelemiz var. 2, 4, 6. Şimdi bunları hiç bozmuyorum. Şu şekilde yaptım. Sonra şu şekilde kurdelelerimi katladım. Şöyle. Kurdelemi katladıktan sonra kurdelemi şu şekilde yaprak şeklinde kesmem lazım. Şöyle kesmem lazım. Kurdelemin ucundan tuttum. Biraz yakınlaştırayım. Şöyle tuttum ucundan. Şu şekilde verevlik vererek keseceğim. Şöyle başladık. Verevlik verdim ve kestim şu şekilde. Şimdi ben bunları yakacağım. Birbirine ekleyeceğim. Birinci yaprağımı yaptım. Şu şekilde ikinci yaprağımı da. Bu şekilde 3 tane yaprak yaptım. Şimdi bu yaprakları arkadaşlar şu şekilde üçünü de birbirine ekleyeceğiz. Şu şekilde olacak. Bu şekilde birbirine ekleyeceğiz. Şimdi iğnemizi, ipliğimizi alalım. Şimdi iğne ipliği aldım ben arkadaşlar. Bu şekilde T ile başlayacağım. Şuraya. Şu şekilde T ile aldım. Şu uçta
6 milimlik falan bir yer kaldı. Diğer yaprağın bir ucunu alta getiriyorum. Bu şekilde tail alıyorum. Şimdi tekrar diğer yaprağı getiriyorum. Bu şekilde tailimi aldım. Birbirine şu şekilde tailledim. Şimdi ipliğin ucu burada. Başladığım yerden çıkıyorum. Şöyle. Şu şekilde büzdüm. Büzdükten sonra bunu buraya sabitleyelim. Açalım şimdi gelinciğimizi. Bu şekilde çiçeğimiz oldu. Şimdi 6 santim şu şekilde altını yaktım. Buraya da sivri bıraktım. Şimdi büyük iğnemizle tomurcuk yapalım. Şu şekilde şu şekilde tomurcuğumuzu yaptık. Şöyle. Şu şekilde yaptık. Şu şekilde yaptık arkasını. Şimdi bunu yaprağa oturtturalım arkadaşlar. Yaprağımız standart 6 santim uzunluğunda, 3 santim eninde yaprağımız. Bütün çiçeklerde klasik kullandığımız yaprak bu. Bu şekilde yaprağımı yaptım ben. Çiçeğimi alıyorum. Bu şekilde oturtturuyorum. Arkadaşlar çiçeğin yapıldığı kadar yaprağı oturtturma ve sonraki sağlamlaştırma süreci de çok önemli. Eğer sağlam olmazsa bunlar organize kurdele olduğu için atıyor, atma yapıyor. O yüzden yaptıracağınız kişiye tembih edin, bol bol sıkılaştırsın.
İlk önce şöyle yaprağımızı düzeltelim. Sonra gelinciğimizi düzeltelim. Muhteşem oldu arkadaşlar. Ben çok beğeniyorum. Şöyle. Bu belki kameradan belli olmuyor ama buraları yakıp birleştirdiğimiz için buralar sert duruyor. Sert durduğu için de kabarık duruyor. Yani başörtü eklediğinizde şöyle elinizle bir böyle düzeltirseniz çok hoş duracaktır. Tesbihlerde falan da çok güzel duracaktır arkadaşlar. Şu şekilde. Yapması benden, her zaman dediğim gibi. Geliştirmesi sizden. Yapan arkadaşlara kolay gelsin. Yapıp da para kazanan arkadaşlara da bol kazançlar diliyorum. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Şimdi görüyorsunuz burada çeşit çeşit örnekler var. Şimdi bizim oyalarımızın bazıları su taşından yapılıyor. Organze kurdeleden yapılıyor. İşte çark felek türü yapılıyor ve yapraklı yapılıyor. Şimdi devamlı sorduğunuz için bugün bunun videosunu çekmek istedim. Biz bu farklı çiçekleri tülbente nasıl geçiririz? Birkaç tane örnek göstereceğim. İşte geçirme yöntemlerini falan göstereceğim. Bunları kenara alalım. Öncelikle şu oya bezimiz var. Bunu başörtü farz edelim. Ben bunu geriye çevirerek kıyılayacağım. İki zincirle kıyılıyorum ben her seferinde. Şimdi bir iki zincir çektik. Şu şekilde. İki zincirle arkaya iterek bunu kıyılıyoruz. Devamlı arkaya itiyoruz. Bunu öne yapan arkadaşlar da var ama ben onu beceremiyorum. Ben arkaya iterek bunu artık ben her videonun bitiş bölümüne yerleştireceğim. Bir tane de normal yükleyeceğim ki herkes yapabilsin diye. Çünkü merak eden arkadaşlarımız var. Bu şekilde köşeye kadar ben bunu kıyılayacağım. Şimdi arkadaşlar burayı kıyıladım ben. Şimdi ipime de şu şekilde boncuklarımı geçirdim. Şuradan başlayalım. 3 zincir çekiyorum. Bir kere battım. 2 kere de çıktım. Sonra 3 kere doluyorum. 3 kere de çıktım. Şimdi 4 kere doluyorum. 3 ve 4 kere de çıktım. Şimdi 5 kere doladım. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi bir tane boncuk alıyorum.
tekrar en son 5 kere de çektiğimle sık iğne ile aşağı iniyorum. Bakayım kaç sık iğne alacak. 3 4 5 6 7 7 sık iğne yeterli. Aynı yerine batıyorum. Şu şekilde yaprak yaptık. Şimdi tekrar bir tane yaprak daha yapalım. Küçük bir örümcek çekelim. Bu örümcekle iki kutu atlayalım. Ben iki zincirle altını yaptığım için iki kutu atlıyorum. Eğer üç zincirle yapıyorsanız bir kutu atlayın. Şimdi tekrar iki zincir çektim. İki kere de çıktım. Şimdi üç zincir çektim. Üç kere doladım. Pardon, zincir değil. Üç kere doladım. 1 2 3 kere de çıktım. Şimdi 4 kere doladım. 1 2 3 4. Şimdi 5 kere doluyorum. 5 kere de çıkacağım. 1 2 3 4 ve 5. Bir tane zincir çektim. Bir boncuk alıyorum. Şimdi boncuğu önce buraya sabitliyorum. Sonra 7 tane sık iğne ile aşağı iniyorum. 1 2 3 4 5 6 şöyle 7. Yine dibine batıp sabitliyorum. Şimdi iki tane yaprak yaptık. Tekrar örümcek yapıyoruz. İki kutu atlayıp ikinci kutunun başına battık. Şimdi buraya iki renkli çarp çiçeğini ekleyelim. Bir zincir çektim. Bunu tersini çeviriyorum. Şu şekilde dibine tığımla iki kere batıyorum. Bir kere battığınızda tam sağlam durmuyor. Tekrar dibine batıp bunu sağlamlaştırıyorum. Şu şekilde. Şimdi bunu çıkaralım. Su taşı star çiçeğimizi ekleyelim. Bunun videosunu yayınlamıştık. Ters çeviriyorum. Tersten bir kulağından yakalıyorum. Bir zincirle aynı yere sabitliyorum. Şöyle yaptığımızda bir kutu atlayıp tekrar eklememizi söylüyor. Bir zincirle diğer kutuya geçiyorum. Bir zincirle diğer kutuya, diğer kutunun başına. Ve bunu tersten tekrar bir kulağından yakalıyorum. Tekrar bir zincirle dibine batalım. Bunu bu şekilde ekledik. Şimdi tekrar küçük bir örümcek çekelim. Farklı bir örneğe geçiyoruz şimdi. Örümcek çektikten sonra tığımızı 3 kere doluyoruz ve yan kutuya geçiyoruz. Dört kere de çıkalım. Bir zincir çekelim. Bir tane boncuk alalım.
Şimdi tekrar 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane sık iğneyi 7 ile beraber dibinde birleştirelim. Tekrar örümcek çekelim. 3 kere başını dolayalım. Ve tekrar 1, 2, 3, 4. 4 kere de çıktık. Bunda benim mesela 2 doladık, 2 aldık, 3 doladık, 3 aldık, 4 doladık, 4 aldık, 5 doladık, 5 kere de çıktık. Normalde 3 kere dolandığı zaman ya da 2 kere dolandığı zaman 3-4 kere de çıkılabiliyor ama bunu bilmeyenler pratik olsun diye ben sayı verdim. Şimdi tekrar bu boncuğumu buraya sabitledim. 6 zincirle aşağı iniyorum. 1 2 3 4 5 6 Dibine batarak 7. sık iğne ile bunu sabitledim. Şu an yaptığımız örnek bu. Tekrar örümcek yaptık. 2 kere de doladık ve 3 kere de çıkacağız. 1 zincir çektik. 10'cuğu sabitledik ve 6 sık iğne ile iniyoruz. 3 4 5 6 Bunu buraya sabitledik. Şimdi bir zincirle diğer kutunun başına batıyoruz. Tekrar bir zincir çekip çiçeğimizi buraya takalım. İki kere de şey yapın. Sonradan sıkıntı olmasın. Aynı yere batıyoruz. Şu şekilde. Devam edelim. Tekrar örümcek çekelim. Bir zincirle yan kutucuğa geçelim. Dibi böyle dursun. Şimdi tekrar örümcek çekelim. Tekrar yan kutucuğa. Şu şekilde aynı böyle ara vererek bu tür su taşlarını ekleyebiliriz, çarkı felek ekleyebiliriz. Şimdi farklı bir modele geçiyoruz. 2 zincir çektik. Yandaki kutucuğa battık. Buraya bir trabzan oluşturduk. 1 zincir çektik. 1 boncuk aldık. Şimdi bu boncuğu buraya sabitliyoruz. 1 zincir çekiyoruz. Yandaki kutucuğa geçiyoruz. 4 zincir çekerek pipirik yapacağız. 3, 4 ya da 5 çekelim. Buraya bir tane pipirik yaptık. Bir zincirle yandaki kutunun başına bir tane incimizi alalım, sabitleyelim. Tekrar bir zincirle yandaki kutuya buraya geçtik. Şimdi çarkı fileğimizi alıyoruz.
şu şekilde. Çarkı feleğimizin tersiyle başörtümüzün tersini yan yana getiriyoruz. Şu şekilde çarkı feleğin bir tane çarkına bir zincirle ekledik. Bunu buraya sabitliyoruz. Tekrar bir zincir çekip yanına gidip pipirik yapıyoruz. Tekrar bir zincir çekiyoruz. Yandaki kutucuğa geliyoruz. Bir zincir ve tekrar şöyle tuttuğumuz zaman bize ne diyor? Evet, beni ekleyebilirsin diyor. Bunun tekrar bir kulağını yakalıyoruz. Ve bir zincirle tekrar buraya sabitliyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Yandaki kutuya geçiyoruz. Bir zincir çekip bir tane boncuk alıyoruz. Tekrar bir zincir. Yandaki kutucuğa geçiyoruz. Ve pipirik yapıyoruz. Tekrar bir zincir. Bir ince bir pipirik, bir ince bir pipirik. Tekrar bir zincir. Eğer yaptığımız alt bu şekilde örümcekli ise, geçişli ise şu alta ekliyoruz. Gördüğümüz gibi zemin ekliyoruz. Eğer bu şekilde bir örnek yapıyorsak böyle üste ekliyoruz. Buraya tekrar bir su taşı ekleyelim. Bir zincir. Şu şekilde. Bir zincir. Yanına bir kutucuk. Şöyle. Tekrar yanına geçelim bir zincirle. Ne diyor? Evet, beni ekleyin diyor. Hayır, bir kutu sonra ekleyin diyor. Bu şekilde buraya geldik. Bir zincir çektik. Ve şuradan ekleyelim. Tekrar bir zincir çektik. Yana geldik. Hepsinin mantığı aynı. Biraz sık sık oldu ama bu sonuçta örnek bezi bir şey olmaz. Şimdi bu ilk yaptığımız tar çiçeğimizi yaptığımız bu. Bu şekilde yaptık. Modelimiz yapraklıydı ve dipte birleştirdik. Bu aynı bu şekilde bunun yerine bunu da koyabiliriz. Yapraklı da koyabiliriz. Aynı yine dipte. Yaprakları dipte birleştireceğiz ki çok acayip büyük olmasın. Mesela bu bayağı bir büyük çiçek.
Bunu yağ yapraklarını küçük yapacağız. Ama ben iğne oyasıyla birleştirdiğim için benim iğne oyalarım bayağı büyük olduğu için bu kadar büyük durmuyor. Şimdi yapraklı modelimizi de bu şekilde birleştirdik. Çarkıfelek modelimizi bu şekilde birleştirdik. Su taşını da bu şekilde birleştirdik. Bu mesela farklı bir su taşı örneği de olabilir. Mesela bu yeni bahar çiçeğimizin videosunu yayınladım biliyorsunuz. Bunu da koyabilirim buraya. Buraya da koyabilirim. Buraya da, buraya da. Ya da bu çiçeğimi bunun yerine de koyabilirim. Mantık aynı. Mesela bu yaprak yaprak gül modelim ben. Bu ilk gösterdiğim şekilde birleştirdim. Bu dörtlü muska çiçeğimi bu sonda gösterdiğim şekilde. Mesela bu şekilde ben çiçeklerimi şöyle. Mantık hep aynı. Size kalmış arkadaşlar. Ben bu videomu her videonun arkasına atacağım ki daha bilgilenelim diye. Benden yapması, göstermesi, sizden yapması. Yapan arkadaşlara kolay gelsin. Yapıp da para kazanan arkadaşlara bol bereketli satışlar diliyorum. Başka videoda görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum.